Başkenti Büyük Türk adını taşıyan bir ülkenin varlığından bahsetsem aklınıza ilk önce hangi ülke gelirdi? Cevap Türkiye olmadığına göre Orta Asya'daki Türki devletlerden birisidir, öyle değil mi? Kazakistan veya Türkmenistan mı? Hayır. Söylediğim bu ülkeyi keşfetmek için Orta Asya'dan çok uzaklara, yani Kuzey Amerika'ya gitmemiz gerekiyor. Burası Karayipler'de bulunan Turks and Caicos adaları. Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Haiti gibi ülkelerle kara komşusu olmasa da deniz komşusu sayılabilir. Yüz ölçümü olarak kimi kaynaklara göre 948 km², kimi kaynaklara göre ise 600 km² alana sahip olan bu adayı Türkiye ile kıyasladığımızda güney sahillerimizde minimum bir yer kapladığını söylemek pek de yanlış olmaz. En küçük ilimiz olan Yalova'dan ya biraz daha küçük ya da biraz daha büyük. Ben de kaynakların yalancısıyım, ne diyeyim. Buna rağmen nüfusu yaklaşık olarak 45.000 kişiden oluşuyor ve bu da Yalova'nın 7'de 1'i kadar insan yaşadığı anlamına geliyor. Peki burada Türkler yaşıyor mu? Cevap yine hayır. Nüfusun 9'undan fazlası Afrika kökenlidir. Geri kalan dilimde ise Avrupalılar yer alıyor. Haliyle nüfusun çoğunluğu da Hristiyan. Çok garip, öyle değil mi? Özünde Kuzey Amerika fizyografisine sahip olsa da aslında Britanya'nın deniz aşırı topraklarından birisi. Ama burada Afrikalılar yaşıyor. Evet. İngiliz toprağı olmasına karşın hem ülkenin hem de başkentinin adında Türk geçiyor. Elbette Türkiye haricinde Türk ismini taşıyan diğer ülkeler var. Atlas Okyanusu'nun tam ortasında olan bir ülkenin isminde neden Türk geçtiğini anlamak biraz zor. Peki sahiden bu nasıl oluyor? Şimdi kısa cevaplar yerine daha açıklayıcı cevaplar vereceğim. Kemerleri bağlayın. Yolculuğumuza başlıyoruz. Bu videoya 700 beğeni gelir mi? Adaların ilk sakinleri büyük olasılıkla milattan sonra 500'den 800'e kadar Aravakan dili konuşan Taino halkıydı. Yani basitçe yerli Amerikalılar diyebiliriz. Sonra ne olmuş olabilir? Elbette buralara Avrupalılar ayak bastı. Adaları gören ilk Avrupalının kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Christoph Colomb'un Amerika'ya yaptığı yolculukta adaları gördüğünü belirtir. Ancak diğer kaynaklar İspanyol kaşif Juan Ponce de Leon'un 1512'de bu adadaki ilk Avrupalı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtir. Her iki durumda da Avrupalılar burada yerli halkın yerini almaya başladılar. Beraberinde getirdikleri hastalıklara yerli halkın sabah aşıklığı yoktu. 17. yüzyıla kadar burada yerli halk yaşıyordu. Ama sonra soylarının tükendiği ifade ediliyor. 1600'lerin ortalarından itibaren Avrupalı tüccarlar Afrikalı köleleriyle bu topraklara yerleşmeye başladı. Gerçekten bunları söylerken içim acıyor. Ama haritalar bize gerçekleri söyleyen ender varlıklardan birisidir. Bu vahim tabloyu en iyi harita anlatıyor. Avrupa'daki bir ülke Afrika'dan köle toplayıp Kuzey Amerika topraklarını sömürüyor. Her neyse. İngiliz-Fransız Savaşı sırasında Fransızlar takım adaları 1783'te ele geçirdi. Ancak daha sonra Paris Antlaşması ile bu topraklar bir İngiliz kolonisi olarak onaylandı. 1799'da hem Turks hem de Caicos ada grupları İngiltere tarafından Bahamaların bir parçası olarak ilhak edildi. 1807'de İngiltere köle ticaretini yasaklayarak 1833'te sömürgelerindeki köleliği kaldırdı. 1848'de İngiltere, Turks and Caicos'u bir konsey başkanı altında ayrı bir koloni olarak belirledi. 1874'te adalar Jamaika Kolonisi'nin bir parçası haline geldi ve adalar Jamaika'ya bağlı kaldı. Bahamalar 1973'te bağımsızlığını kazandığında Turks and Caicos'un ilk defa kendi valileri oldu. Günümüzde kendilerini yönetmek için girişimleri bulunuyor. Bu küçük adada 2006 yılında yeni bir anayasa oluşturuldu ve bu anayasa sayesinde ilk başbakanlarını seçtiler. Ancak bu işler o kadar da kolay değil. Seçimden sonra resmi bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturmanın sonucunda sistematik bürokratik yolsuzluk ve idari yetersizlik olduğuna dair kanıtlar bulununca başbakan 2009'da istifa etti. Aynı yılın Ağustos ayında İngiliz hükümeti anayasanın geçici olarak askıya alındığını ilan etti ve İngiliz valisi tarafından doğrudan yönetime dayattı. Aradan geçen yıllar sonra İngiliz yetkililer buranın demokratik olarak seçilmiş bir hükümete geri dönmesine izin vermek için yeterli değişikliğin yapıldığını belirledi. 2016 yılında gerçekleşen seçimde ilk kez bir kadın başbakan seçildi. Gelelim herkesin merak ettiği şu soruya. Tarihinde hiçbir Türk izi olmayan bu ülkenin adı neden Türk? Başkenti neden Büyük Türk? Britanya'nın deniz aşırı toprağı olan bu bölgenin bayrağına hiç dikkat etmiş miydiniz? Öyleyse biraz daha yakından bakalım. Bu gördüğünüz kaktüs bitkisi fesli kaktüs olarak bilinir. Bu kaktüslerin tepesindeki kırmızı şapka sebebiyle fese benzetilmiş. Bu topraklarda bu bitkiden yüzlerce de olunca adalara Türk Adaları ismi verilmiş. Ama fesin tarihine bakacak olursak burada biraz işler karışıyor. Adanın tarihini anlatırken geçmişinin 1600'lere kadar uzandığından bahsetmiştim. Oysa Osmanlı'da fes kullanımı 1800'lerin ortasından sonra başlamıştır. Ki fesin Türklükle olan bağlantısını araştırdığımızda ise çok da yerel bir kıyafet olduğunu net olarak söylemek mümkün değil. Birçokları fesi Fas'tan aldığımızı söylese de Balkanlara ve Yunanlara ait olduğunu söyleyenler de var. Ama basitçe fes, Osmanlı tarafından Fas'ın Fes adlı şehrinde üretilmiş bir kıyafettir ve 1800'lerin ortalarına doğru Balkanlarda, Afrika'da, Orta Doğu'da da kullanılmıştır. Bu sebeple kaktüsün üzerindeki şapkanın fese benzemesi nedeniyle adaya Türk adı konma olasılığı bana göre düşük bir ihtimal. Zira zamanlar denk düşmüyor. Ancak adalara bu ismin ne zaman verildiğini de tam olarak bilemiyoruz. Şahsım adına bir yorum yapmak gerekirse ben bu olasılığı pek de doğru bulmuyorum. Diğer bir olasılıksa Türk korsanları. Evet, Osmanlı'da Türk korsanları vardı ve merkezleri Cezayir'di. Küçük Murat Reis olarak bilinen Hollanda asıllı Türk denizci, bugün Kanada sınırlarında bulunan Newfoundland gibi Kuzey Amerika keşifleri yapmıştı. Ayrıca İzlanda'ya olan baskınlarını da biliyoruz. Velhasıl 17. ve 18. yüzyıllarda bu adalara sığınan Osmanlı'ya bağlı korsanlar olma ihtimali var. O sebeple buranın Türk adaları olarak adlandırılma ihtimali de mevcut. Kaktüsün üzerindeki şapkadan ziyade korsanların etkisiyle böyle bir isimlendirme yapılmış olması daha makul görünmektedir. Ama yine de bu coğrafyanın neden Türk olarak anıldığına dair net kanıtlar mevcut değil. Şimdi size sıra dışı bir bilgi vereceğim. 1870 ve 1875 yılları arasında bölgenin bayrağını ay yıldızlı şekilde değiştirme fikri ortaya atılmış. Gördüğünüz bu hilal Osmanlı ve Türkiye bayrağındakine benzer bir hilalken 3 yıldız ise başkent olan Grand Türk, Saltkey ve Caicos grubunu temsil edecekti. Ancak ne yazık ki bu öneri Birleşik Krallık konsey emri ile çeliştiği için reddedildi. Çünkü Birleşik Krallığa ait deniz ötesi arazilerin bayraklarında hanedan arması bulunmak zorundaydı. Ve bu önerilen bayrakta o arma bulunmuyordu. Günümüz Türkiye'sinden çok ama çok uzakta Karayipler'de Türk adını yaşatan bir bölge var ve ne yazık ki biz bunu yeterince bilmiyoruz. Unutmayın ki buranın başkentinin adı da Büyüktürk. Kemal Hasan adında birisinin burayı keşfettiğini de okudum ama resmi olarak bir şey bulamadım. Yine de benim için çok özel bir video oldu. Az bilinen şeyleri ışık tutmayı çok seviyorum. Son zamanlarda muhteşem izlenmeler alsam da abone olanların sayısı izlenmeye göre biraz az kalıyor. Sizlerin destekleriyle gözlerimi önce 50 sonra da 100.000 abone hedefine diktim. Bu yüzden abone olursanız sevinirim. Son bir ricam da var. YouTube erişimlerimde düşüş yaşıyorum. Bunun dönemsel olabileceği ihtimaline karşı çok fazla kafayı takmıyorum. Düşüşlerde, yükselişlerde hayatın gerçekleri. Ama daha fazla etkileşimde bulunur, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız bu bilgileri daha fazla insana ulaştırmama yardımcı olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.